Adım Kartal. Siz kimsiniz? Akrep mi? Herkes kafayı bulmuş birader bu gece belli yani. Çekilmiyorlar, ehliyetim yok. Sen kristal met falan mı kullandın? Yani neyin hayalini kuruyorsun şu an? Bunun hayali. Siktirin gidin lan buradan. İntikam aldım yani bir şekilde. Formaya geldik. Efendim? Formanda ter olmaya geldik. Benim mi? Beşiktaş seninle övmeye geldik. Beşiktaş. Şu an sapıtmış durumda kusura bakma. Oo. Farkı yaşat Mustafa Kemal Paşa. Ya. Adın yazılacak Müce Kertaş'a. Sus. Sen kaç yaşınız? Ne oldu lan? Ha, pek şey yapamadım, müdahale edemiyorum şu an durumlara. Merhaba Aynur. Evet, buyurun beni. Aynur, ne yapıyorsun? İyi, sen de? İyi, kaç yaşındasın Aynur? Kaç yaşını arıyorsun? Ananın amını arıyorum, amına kodumun evladı. Biriniz de yaşınızı söyleyin ya. Lütfen küfür etme, biz böyle küfürlük için gelmedik. Ananı götünden sikerim senin bak. Hemen yaşını sordun. Kevser. Merhaba Kevser. Kevser. Nil. Değil mi? İsim Nil değil mi? Neydi adın nesi? Nur. Nur mu? Ne? Efendim? Ceyda mı? Kaç yaşındasın sen Ceyda? 40 mı? Kuzum kar toros musun seni? Ne arıyorsun burada ya? Rak mı arıyorsun kendine? Ya, gerçekleri yüzüne vurunca insan kaçar. Oo, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük. Ve la ilahe gayruk. Amin değil mi? Kafaya takmışın türbanı. Ya yana yarak gösterseydim. Ha, ben kapalı değilim. Bu, yani kapalı. Ben şu an yaptım böyle. Ne, kemoterapi mi görüyorsun? Hayır. Ne bu kafandaki bone? Bu hani insanların takabileceği şeyler var. Böyle bone saç bandaması, çapraz boneler falan var. Hiç mi görmedim daha? Doğru. Hı? Keşke baban da taksaydı onları. Hanginiz merhaba dedi? Sarışın olan mı, siyah saçlı olan mı? Ah. İyi işler. Aa, sen Tatar mısın? Neyi? Tatar mısın sen? Tatar mı? Tatar. Tatar mı? Atar o atar. Ah, oh. İnsan gibi bir kuzuda konuşuyorum galiba. Adın nedir senin? Arafat. Yasel Arafat. Oradan mı isim geliyor? Ne? Arap mısın? Yok. Kürt müyüz? Türk. Çok güzel. Bana Bozkurt işareti yapar mısın? Ne? Bozkurt işareti yapar mısın? El hareketi. Bozkurt işareti. Elimizde Bozkurt işareti yapıyoruz böyle. Böyle bir sembolümüz var. Madem Türksün. Madem Türksün göster Ürksün. Hadi buyur. Ya da bilmiyorum. Bu lan bu bu. Bunu yapacaksın amına koy. Bak. Aferin. O rakçı o. O ayrı hikaye. Sen evlenemez. Ben sen evlenemezsin. Ben sana söyleyeyim. Bak, harbiden. Geç kaybol.
uzaktaki kişi kim? Dabbe mi o? Dabbe misin sen birader? Dabbe misin sen diyorum. Amına kodumun kapüşonlusu. Tipe bak. O Deccal Dabbe değil. Deccal mi? Evet, bir de sokaklıyım. Oğlum ben tam amına koyayım. O nasıl bir tip öyle ya? Tipe bak amına koyayım. Şartım kaymış. Amına koyayım. Siktir git ya. Şartım kaymış. Adın nedir senin? Öyle mi? Adın ne senin adın? Çok zor bir şey soruyorum galiba ya. O isme bak amına. Kübra... Oo, hoş, merhabalar memeler. Sağlığınızı. Üçünüze birden. Evet, vardı boşandım. Tamam, evli misin sen? Evet. Tamam, anlatıyorum, dinle. 22 yaşındaydım. Bir tane kadın çok sevdim gerçekten. Hani öyle böyle aşık olmadım tavrına. Şimdi mi anlatıyorsun? Şaka değil mi? Ne şakası ya? Bir tane karım vardı benim, çok seviyordum gerçekten. Hani 22 yaşında tanışmıştım ilk onunla. Sisi, tavrı, kokusu, Ralph parfüm kullanıyordu. O kadar hayranım ki o parfüme. Nerede duysam o parfümü, sanıyorum ki o kadın orada. Neyse, konumuz o değil. Biz 6 ay boyunca birlikte olduk, sonra evlendik. Dedik yani, biliyoruz birlikte, madem evlenelim. 6 ay boyunca evli kaldık. Kızımız oldu bir tane, adı Esila. Benim evlilikli kızım. Uyuyor şu an. Uyuyor şu an. Göstereyim mi kızımı? Uyuyor ama ya. Uyandır mı? Uyanır. Tamam, anlatayım hikayeyi daha. Ben İzmir'deydim o sırada. Karşıyaka'da yaşıyorum. Bizim bakkalımız vardı bir tane bakkal Ali. Ben hep böyle ay sonlarına doğru biliyorsunuz. Çalışıyor musun sen? Çalışan ev hanımı mısın? Kaç yaşındasın sen? 24 yaşındasın, hiç bir işe girmedin mi şimdiye kadar? Hiç çalışmadım. Hiç çalışmadım. Ve kocan şu anda evlisin değil mi sen? Evet. Ve ona rağmen asardı mı tıkladın? Peki kocan duysa burada takıldığını ne yapar? İnşallah duyar. İnşallah duyar. Sen çünkü yalancı bir kadınsın. Yani kocanın güvenini boşa harcıyorsun şu anda, farkında mısın? Ne demek neden ön yargılı davranıyorsun? Kocan seni şu anda görse sikip atmaz mı yani? Sıçar ağzına. İhmal mi ediyor seni kocan? İhmal ediyor. İhmal ediyor. Başka kadınlarla mı birlikte oluyor? Evet, onu da yapıyor. Ah. Yatağıma gelmiyorsa ben bundan ne bekleyebilirim? Şimdi yatağına gelmiyorsa demek ki sen yatakta çok başarısız bir kadınsın. Kesinlikle hayır. Nasıl canım? Neye dayanarak sen başarılı olduğunu sanıyorsun? Bir dakika. Lütfen ben şu anda kocanla empati kuruyorum. Bir dakika. Ben kocanla empati kuruyorum. Bir dakika şimdi. Senin kocan sence neden yatağına gelmiyor? Yani şöyle, aslında ben çok kıskanç bir kadınım. Hmm. Kıskanç, çok kıskanç. Çok özgür bir çocuk. Hı hı. Diskolara gitmeyi, karı kıza gitmeyi çok seviyorum. Hı. Ben ona çok kıskanım. Ya sen de hiç tanımadığın erkeklerle konuşmayı mı tercih ediyorsun buna cevaben? Dur bir dakika. Tamam, dinliyorum. Tamam, pardon. Dinliyorum, pardon. Defalarca yakaladım ve defalarca ben ondan boşanmak istedim. Kendisi istemedi. Ve sen beni aldatmaya devam edersen ben seni aldatacağım dedim ona. Hı hı. Kendisine söyledim. Onu her şekilde kabul etti. Ben seni her şekilde kabul ediyorum.
bir kere mi sevişiyorsunuz? Evet, ayda bir kere kalkıyor. Ne ya bu? Pegasus uçuş seferi mi? Ayda bir kere kalkar mı canım? Bu nedir böyle? Ama gerçekten bak ben de seni görseydim yatağımda ben de ayda bir kere kalkardım. Ha gitti. Tayvanlı biri geldi. Kim olacak? Bu ne biçim muhabbet bu ya? Adın senin Sema mı? Nedir adın? Sena mı? Ne olabilir ki senin adın? Seda. Ha Seda. Kaç yaşındasın Seda? 22. Ben 29 yaşındayım. Samsun. Sen? Düşünmüyorum canım. Kafam aşağı inmesin diye destek sağlıyorum. Kafam güzel şu an. Rakı içiyorum ya. İfşa etmiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kendimi ifşa etseydim eğer veyahut da ifşa etmeye meyilli olsaydım senin gibi bir kadınla ifşa etmezdim. Bu benim yıkıklığımı gösterir. Ben yaşadığım şehri de söyledim. Ne konuşuyorsun sen? Yani boş yaptın, devam edin. Geç next'e bas. Bas bas next'e bas. Merhabalar. Tam aradığım kadın. Evet, Beşiktaş haklıyım ben. Sen de mi taş haklısın? Merhaba kardeşim. Sağlığına. Ne diyorsun? Bir şey demiyorum ama Bir şey diyordun az önce. Tribi girdi. Efendim? Evet söyle abla. Efendim? Seviyeden seviyorlar. Amınıza kızgın demirle vurayım böyle. Demir profili ateşte Bunu bir de ısıtayım. yapalım. Yemin ederim amınıza böyle kızgın demirle uğrayım. Canınızı acıtmak istiyorum. Ha işte aradığım kadın tipi burada. Sarışın, güzel. Dudakları da çok kalın. Burnu estetik değil. Maşallah. İzmirli misiniz? Denedim olmadı. Ha işte tam aradığım kadın tipi. Çirkin. Böyle yarrağa benzeyen bir suratı olan. Kadın. Ulan bulut bilen surat pozlarda senin esprilerin olduruyor beni. Mutlu yıllar hacımsal geçmeler Teşekkür ederim. ısırmam Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, buyur kardeşim. Yasemin. Teşekkür ederim bu arada. Uyuşturucu kullanıyor bunlar bak. Bunlar çok tehlikeli alanlar. Merhabalar. Yemin ederim size rastlayana kadar bir ton uyuşturucu kullanan gerizekalıyla karşılaştım. Ne dediklerini bilmiyorlardı. Siz kaç yaşındasınız ya? Oh be, ben de 29 yaşındayım. Jenerasyonuma yakın bir insanla karşılaştım. Mutluyum. Daha sadece yüzümü gösterdim. Yani daha büyük duruyorsun derken. Yaş olarak. Ha yaş olarak ya pardon özür dilerim. Göstermedim mesela.
Senin bir erkeğe verebileceğin hiçbir şey yok. Hayatında en son okuduğun kitabı sorsam Cin Ali Okulda dersin. Amına koduğun cahilisin. Ne okudun lan? En son okuduğun kitabın adını söylesene. Kürk Mandolu, Kürk Mantolu Madonna mı nedir? Kim yazarı kimdir? Neyden bahsediyor gördüğüm kitabı? Arka kapağını okumuş bana kitabı okudum diye siktir git lan. Getir lan. Getir lan kitabı. Göster. Getir. Bak o kitabı nerede bıraktığını göreceğim. Orada kitap ayracı vardır ya. Göreceğim. Getir lan. Arkadaşın da senden daha çirkinmiş. O neymiş şimdi? Siz araform falan mısınız? Primat mısınız siz? Primat mısınız diyorum. Araform musunuz? Elhamdülillah mı? Elhamdülillah ne manaya geliyor? Helal, en azından da biliyorsun, güzel. Adın nedir senin? Simge. Simge. Neyin? İnsanları tanımadan hiçbir zaman yargılamayalım ya. Yaparım, her zaman yaparım. Sikimli de değil insanlar çünkü. İnsanlar bana ne kattı ki ben insanlara saygılı davranayım? İnsanların anasını götünden sikeyim ben ya. Yok, ben babalarını da götünden sikerim. Allah. Akıl fikir mi İsa'lisi? Sana çok basit bir soru sorayım mı Simge? 6 kere 9 kaç eder? 6 kere 9 kaç eder? Düşün. Cevap veremiyorsan siktir git lan buradan. Cevap veremiyorsun işte. Aa işte aradığım kadın. Aleyna merhaba. Kırmızı işte. Sizler bizi güzel buluyor ya. Şıklar bizi çıktığında. Karşıdın mı? Hakan bizi geçti. Şıklıydı. Adem'in çocuk bizi geçti. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ah. Tipsizler bizi geçiyor dedi. O da bizi geçti. Kimlerle konuşuyoruz amına koyayım ya? Ne yapıyorsun sen? Adın ne senin? Belçin mi? Manası nedir? Yere düşen çiğ tanesi misin sen peki? Hiç uyuşturucu kullandın mı Belçin? Esrar içmedin mi hiç? Esrar. Sarıp, üçlü sarıp da böyle diye çekmedin mi? Ben içtim canım zaman. 16 yaşında falandım o yıllarda. Ben 29 yaşındayım şu anda. Ben mesela o yıllarda ananla tanışmıştım. Avrupalı kadın diye sikmiştim. Antalya'ya tatile gelmişti turist olarak. Türk erkekleri diye yanıp tutuşuyordu. Ben de o ihtiyacını karşılamıştım. Bundan tam kaç yaşındasın sen? 30 yıl önceydi. Yok. Baba desen yeter. Baba de yeter. Hatice.
Hatice. Hayvanlı orospu çocuk böyle. Hep omuzunuzu gösteriyorsunuz. Amına koyayım, bir siktir anlamıyorum sana. İşte aradığın kadın. Merhaba. Kaç yaşında? Ya bir taneniz de şu soruyu sormayın. Amına koyayım, kaç yaşınızın, çok basit bir soru. Söyleyin yaşınızı, kurtulalım ya. Kaç? Ha, 20. Oh be. Ne demek sence ya? Bu şeye benziyor yani, sana kaç lazım? Amına koyayım, söyle yaşını işte ya. Ne demek nereden nereye getirdin canım? 20 yaşında bir, adın nedir sen? Kübra. 20 yaşında bir Kübra'sın sen. Kübra'cığım. Hangi bölümü okuyorsun sen şu anda? Okumuyorsun. Çok güzel. Okumamak daha iyi. İnsan aptal olmalı değil mi? Yok canım, okumak orospu çocuklarının icraatıdır. Okumamak akıllı insanların icraatıdır değil mi? Sana kalmasın. Boş ver siktir. Okumamak en güzeli. Ev hanımı ol. Sen bir ev hanımısın. Ev hanımı olarak yetişeceksin. Bulaşık yıkamayı biliyor musun? Çok güzel. Çamaşır. Yemek yapabiliyor musun? İşte tam bir ev hanımısın. Sen ömrün boyunca bir tane erkeğin eline bakacak bir kadınsın. Sen bir kölesin. Rica ederim. Ne demek ya? Hani hayat seni buna itiyor. Ben değil. Mesela benim gibi erkekler senin gibi kadınları karı olarak satın alıyor. Para veriyoruz çünkü. İşte düğün parası falan filan satın alıyoruz ya sizi. Ondan sonra istediğimiz kadını sikiyoruz biz. Siz de bizim elimize baktığımız için bizim siktiğimiz kadınlara ses çıkaramıyorsunuz. Annen de öyleydi değil mi? Nasıl? Annen doktor mu senin? Annenin mesleği nedir? İşte bunlar anadan kıza nesilsiniz. Siz böyle devam ediyorsunuz. Aynen aynı şekilde devam edin. Çok tatlısınız siz. Vallahi billahi. Ben uzay mühendisiyim. Yuh, hayatında üniversite okumamış birisinin uzay mühendisi hakkında salladığını nasıl söyleyebilir ya? Ben uzay mühendisiyim. Ben de seninle insanmış gibi konuşuyorum. Yok be. Birilerinin eline bakan adamlar parazitten farkı yoktur. Kene gibisiniz ama. Pire gibisiniz. Kan emicisiniz. Ev hanımı diye takılıyorsunuz. Ev temizlemek, bak ben bekar hayatı yaşadım yıllarca. Ben de ev temizledim. Ben de bulaşık yıkadım. Ben de yemek yaptım. Sizin yaptığınız hareket çok da matah bir hareket değil. Kendinizi böyle çok da kıymetli insanlar olarak sanmayın. Anan ne yapıyorsa sen de aynısını yapıyorsun. Anan da ev hanımıymış. Sen de ev hanımı olarak takılacaksın. Bak ben sana bir sır vereyim mi? Evleneceksin. Kocan seni aldatacak. Kocan senin evine baktığı için sen kocandan ayrılamayacaksın. Çünkü sen kendi ayakları üzerinde duran bir kadın değilsin. Değil mi? Ne demek o hayatı seçmedim ya? Sen bir işte çalışmak istiyor musun? Ne demek sana kalmadı okumamak canım? Sen çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? Niye çalışmıyorsun peki? Ya siktir git lan. Ne demek ailen izin vermiyor? Zile. Ne? Tokat? Cizre. Aa. Neresi orası? Şırnak Cizre. Ha, Kürt müyüz? Hırrı mı Bukya desem ne dersin? Hırrı Mebuke dedim. Hırrı Mebuke. Ne demek anlamadın? Kürt değil misin canım? Hırrı Mebuke diyorum sana. Şive değil canım. Hırrı Mebuke. Çevani Başi de. Çevani Başi ne demek?
Tamam. Kırma ceza ne? Tamam. Hırrime buke. Ne demek bilmiyorum ya. Yarramiye demek Kürtçe. Kürtçe yarramiye demek. Evet. De mi öyle miymiş? Sen ne biçim Kürtsün sen ya? Türk müsünüz? Hayır, evet. Bir dakika, birisi hayır, birisi evet dedi. Bir dakika. O Türk, ben değilim. Sen nesin? Yalan söylüyor. Rus musun? Evet. Tamam o zaman. Privyet. Türkiye'de doğdum büyüdüm bilmiyorum. Ya sen ne biçim Rus'suna bırakıyor? Ya bu var ya, bak kendine Rus'um diye satıyor ya. Bir gram Rusça bilmiyor. Tipi de yani. Değil. Yani harbiden böyle Rus mu olur? Yani haklısın. Ha. Arkadaki Türk kardeşimin elini öperim, ayağını öperim. Çünkü ayak fetişiyim. Sen nesin ya? Ya? Yok yok, hakaret etmez. Etmeyeceğim. Hayır. Efendi çocuk. Suka biat. Yes. Sanki küfür ettin gibi geliyor bana. Yok, nasılsınız, iyi misiniz diye sordum Rusça. Gracias. Gracias mı? O Meksik. İspanyol değil mi ya? Hadi bir çekil ya, bir çekil. Şey görürsün, balık. Sen ne yapıyorsun orada abi? Sarıp sarmalanmışsın. Doğalgaz kesici. Ay o ne ayak ya? Öyle, sen ne yapıyorsun arkada Allah için? Doğalgaz dedik, doğalgaz. Ev soğuk da üşüyor. Teyze ya o. Sürtünme kuvvetiyle ısınmayı denediniz mi peki hiç? Allah sürtünmesin. Hemen. Ama diyor bana. Heh. Bak bak işte. Tipe bak ya. O ne için? Allah. Ne? Allah belanı versin sen tipe. Allah senin belanı versin. Allah seni arkandaki adama hiç yakışıyor musun? Annenin adı ne? Bir şey soracağım. Harbi annenin adı ne senin? Annemin adı Dileğin. Ne? Dileğin. Dileğin amından götünden sikiyim ya. Bak hoşuna gitti bir de ya. Terbiyesizliğe bakın. Bak nasıl keyiflendin amına koyayım ya. Tipe bak amına koyayım. Merhaba. Senin kadar güzel bir kadınla karşılaşmanın harika, biliyor musun? Geliyorum. Ne oldu? Bu kalırdık, ben söyleyeyim. Evet. Şimdi ben de. Bir dakika, belki ben tanımıyorum. Bir dakika, tanıyorum ben. Nereden tanıyor beni ya? Neden? Şöyle çok güzel, kısa videolar paylaşamadan sen değil misin? Sen de kocan olmasına rağmen azarda takılan orospu değil misin? Hayır. Senin kocana bu videoyu bak yuvanı yıkacağız senin. Kocana ulaştıracağız bu videoyu. Bizim amacımız bu birader. Siz yalancı orospularsınız. Kocanız varken niye başka erkek arıyorsunuz lan kendinize? Amına kodumun karıları sizi. Küfür mü ediyorsun? Lan kocana ulaştırmayan orospu çocuğudur. Senin evliliğini bitireceğim ulan ben. Söz veriyorum amına. Andım olsun amına koyayım. Kaybol lan. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi sen kimin evliliğini bitirecek de bak, yazık yapıyorsun, biz onları değiliz çünkü. Ben peki kardeş. Senin adın Dilan değil mi? Ya siktir lan buradan. Ha, çakma isim. Ben seni buldum birader. IP adresin de bende. Ben sana bir şey söyleyeyim ya. O 16 santimetrelik yarrağa sahip olan kocana göndereceğim bu videoyu. Diyecek ki sana kocan. Belki 20 santim nereden buluyorum. Ya. 20 santim mi yarak yiyorsun? Bunlar gerizek. Siz rezil olun. Siz şu anda on binlerce kişiye rezil oldu. Aa geçti.
sonunda insan gibi bir insanla konuşabilirim. Teşekkür ederim ya. Yalnız girdin değil mi yılbaşına? Ben de. Bana bir şarkı söyler misin? Ne demek şimdi? Dene ya. Buyur, dene. Tamam, lütfen. Bence sen söyle, ben dinliyorum. Tamam. Hiç düşünmedim. Tamam, ben söyledikten sonra söyleyeceğine söz veriyor musun? Olabilir. Hayır, söz veriyorum de. Peki. Peki, geçersiz. Ben çünkü tanımıyorum. Zaten buradan bir şarkı söylesem de rezil olamam. Doğru. Tamam, dur. Sigaramı yakayım, şarkı söyleyeceğim. Rahatsız oluyorum hepinizden pislikler. Rahatsız oluyorum hepinizden pislikler. Devam et, buyur. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ha, çok yakıştı sana. Bilmiyorsun. Ben biraz aklım. Tamam. Yemin ederim bu, bak bir dakika, sus, boğazına Domestos Türk isim geldi. Ne pis pis isim var bize. Oo, Aleyna merhaba. Merhaba, nasılsın sen? İyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, nerede? Trabzon. Ay, çok istiyorum gelmeyi de. Sormadığım için gelemedim. Gel, ben buradayım. Karşılayacağım beni, alacağım. Bakayım bir tipine bakayım. Yok, para versen ama. Almıyorum. Vallahi. Ya beni derken, yani hani oraya geldiğim zaman gezdirir misin abi? Vallahi abla, para versen gezdiririm. Çok şükürsün ya. Tabii ya. Vallahi billahi alma. Ayıp ya sana. Ya, ama çok şükürsün. Allah yaratmış, ne yapayım, bir şey diyemem. Tamam, Allah yaratmış. Niye yüzüme vuruyorsun, çirkinsin çirkinsin diye? Güzel kardeşim. Sen en son ne zaman sevgiliye sahip oldun? Bir yıl. Neden bir yıldır yalnızsın sence? İşte kimse beğenmiyor beni. İşte çirkinsin çünkü. İşte onun için abi. Hocam gerçekten çok zor. Bak mesela ellerini bir gösterir misin? Şöyle bir ellerini göster. Şöyle göster, şöyle. Bak, tırnaklara bak. Allah için, amele eli var, amele eli var sende. Aa, merhaba Grima. Arçelik mi o? Arçelik mi o? Hayır. Beko mu? İşte hasta. Sana düştük. Nasılsınız? Arkandakisin. Merhaba. Tipe çok dikkat ediyorlar ya onlar. Konuşabilir miyiz? Biraz konuşabilir miyiz? Önemli değil de birazcık konuşabilir miyiz? Hayır. Biraz konuşabilirsek gerçek yüzümü görebilirsin.
Bak bu benim gerçek yüzüm değil. Gerçek yüzümü görmek istiyorsan birazcık konuşalım. Peki, eyvallah. Kaç yaşındasın? Peki. Hayır. Pelin kaç yaşındasın? Pelin kaç yaşındasın? 25 mi? Dur bekle. Kendi gerçek yüzümü göstereceğim sana. Evet. Pelin kaç yaşındasın? 25. 25. Evet. Yarak gibi. Hiç sikimde değilsin. Geç. İşte aradığım tavan bu. Ben bu tavana aşık oldum. Benimle evlenir misin? Aradığım duvar bu. Benimle evlenir misin? Teşekkürler. Aa, altın bitti. Vallahi altın bitti. Yapacak bir şey yok. Altın bitti ama. Bana bak şu anda kaç para lazım ya? Bak, altın mağazasına tıklıyorum. 38,93 istiyor benden. Bak 38,93 1200 lira. 38,93 atın. Devam edeyim hikaye. Ya, diyorsan atmayayım. Kafana göre kardeşim.